şeyi izledim. Instagram'a story at, attıktan sonra şurada uzanırken bir, ah, galiba mahkemesi mi varmış, bir şey varmış. Anlamadım. Ulan açtım şeyi, porça yazdım YouTube'a. Mahkemesinden bir gün önceki yayınına denk geldim. Onu izledim. 10 dakika mı, 15 dakika mı neydi? Vallahi yani ne diyeyim arkadaşlar? Çok garip şeyler yaşanıyor artık. Yani Porçayı tanımam bu arada tanımıyorum içeriklerini falan çok bilmiyorum ama hani izlerken böyle taş oturdu içime yani bir garip bir empati duygusuna var Porça ne olmuş ya ben de tam bilmiyorum parodi videosu çekmiş 5 yıl önce galiba o parodi videosundan dolayı uyuşturucuya özendirme adı altında 3 senedir mahkemesi varmış anlattıklarını sadece kavrayabildiğim kadarını kavradım. Öyle bir mevzu gördüm. Lan dedim dinleyeyim. Böyle dinledim rahatsız oldum ya. Yani şey böyle kendi kendimi onun yerine koydum. Hani ne yapmış, neler yapmış bugüne kadar hiçbir fikrim yok ama yani 4 yıl hapis cezası Püh, çok abi bu ne abi ya? Ya o aynı aynen ezele parodi videosu. Ya umarım en kısa sürede atlatır abi ne diyeyim yani. Şimdi meslektaşım sonuçta ee bir şeyin parodisini yapmış. O parodi uyuşturucuyla alakalıymış. Ama anladığım kadarıyla, ondan dinlediğim ve yorumlarda gördüğüm kadarıyla şuymuş mevzu. Aslında rap kliplerindeki işte asıl özendirici içeriklere karşı bak sabah bunu yapıyorum, akşam bunu yapıyorum, sabah bunu yapıyorum, akşam bunu yapıyorum niteliğinde bir parodi, bir aslında eleştiri o. Aynen aynen o şarkı. Bilmiyorum umarım halleder. Ya bana şey geliyor bu arada. Gerçi 3 sene sürüyormuş yani. Peki ne oldu? Siz daha iyi takip ediyorsunuz. Ne oldu şu an? Yani hapse giriyor mu adam? Yoksa daha beklemede mi? Açıklama yaptı mı? Ben bilmiyorum. Evet bir de Twitter'da ben Twitter kullanmadığım için bilmiyorum da kendi söyledi. Bir videosunda gördüm. TT oldu diye. İtiraz edecek. Peki bu ceza verildiği zaman nasıl itiraz ediliyor? Yani hani Abi ben de izledim maddi özenmekten çok iğrendirici geldi bana. Valla ben bir başına baktım. Aa dedim oğlum. Parodi de. Kim parodiyi ne kadar anlar, ne kadar anlamaz orada bir sorguladım. Video çekti anlattı. Vallahi ne diyeyim abi yani ben o, o çocuğun kötü niyetle yani onu özendirmek için bir şey çekmeyeceğini adım gibi eminim ki insan önünde olan bir insan e, yapmaz böyle bir şey niye yapsın? Umarım en kısa sürede atlatır başındaki belayı çünkü can sıkıcı. Bakın şimdi siz de şöyle bir empati yapın. Kamera önünde duran, az çok takipçisi olan insanların hayatı sizin sadece gördüğünüz gibi ilerlemiyor. Şimdi benim size aktarmadığım bir sürü şey var mesela. Ne var? Ee, ben de ifade vermeye gittim. Ee, benim de kapıma polisler geldi. Çok çakes. Yani bunlarla biz yaşıyoruz. Ben sadece bunları size aktarmıyorum. Yani Instagram'ıma koymuyorum veya işte yayınlarımda anlatmıyorum. Bu sizi ilgilendirmiyor çünkü. Ee, bunlar stres unsurları. Bunlar gerçekten zor şeyler. Yani hele ki normal bir hayat sürdürmeye devam ediyorsanız. Mesela ben gibi. Ki gözlemlediğim kadarıyla Porçay da öyle bir tip. Hani böyle vav wow! falan tiplerden değil ya. Niye ki ya siktir edin niye olduğunu yani. E, influencersak hani öyle bir terim var ya fenomen influencer. E, e, bizim bir o kadar da haterlarımız oluyor arkadaşlar. Bu haterlar an kovalıyor. Ya da bir şeyi ne niyetle yaptığınızı bilse bile sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunabiliyor. Karınca çiftliğimi hatırlayın. Yani orada hobi aşılamaya çalışıyoruz. Herif gidiyor diyor ki bu adam diyor kaçakçı diyor. E ne yapıyor? Polis doğal olarak kapına geliyor. Sen kaçakçı mısın kardeş hayırdır senin hakkında böyle bir ihbar var diye geliyor mesela gibi gibi. Ya yani bunlarla yaşıyorsun. Bir gece uyuyorsun sabah bir kalkıyorsun. Aa annen arıyor gözü yaşlı. Ne oldu anne kapımda iki tane polis var. E ne olmuş? İşte ifadeye çağırıyorlar. Hayda. Yani bunlar böyle ah oh, iyi lan. İfadeye çağırırlar gidelim diyeceğiniz şeyler değil. Hayatınızı sikiyor yani böyle karamsarlaştırıyor sizi soğuyorsunuz. E, sorgulamaya başlıyorsunuz Bunlar sıkıntılı şeyler Hele bu böyle hapis gibi şeylere döndüğünde e, Düşünün yani insanların Neler yaşayabileceğini Memlekette ne olaylar yaşanıyor Bilmediğimiz neler yaşanıyor kim bilir Zor Tamam ben yayın daha sonra izlerim onu Ya bilmiyorum Bir şey canımı sıktı yani 3 senedir bunun mahkemesi mi sürüyormuş Doğru mu bu yani 3 senedir bu konunun mahkemesi sürüyor muymuş? Bu yeni bir şey mi? Abi 3 senedir neyi neyi dinliyorlar? Mesela merak ettim ya 3. Şimdi bu adam anladığım kadarıyla başlığa parodi yazmış. Ya işte abi bak parodi diyorsun da bir noktada da e, şuna bu şekilde bakan insanlar da vardır. Ya yemişin parodi lan küçücük çocuk ne anlasın? Parodi diyorsun da yani parodi demekle iş bitiyor bu şey gibi senin hani anana küfredip sonuna ünlem koyuyor diye sistem ediyoruz ya. Onun gibi bir şey belki de yani sen bunun parodi olduğunu biliyorsun da onun makar olduğunu biliyorsun da e, onu o şekilde düşünmeyen insanlar da var abi. Ya ben size başıma gelen o ifade anlarında veya bu tarz şeylerde neler yaşadım anlasam şok olursunuz yani. <laughs> Neyse. Artı 18 yayınlanıyor. Fark etmiyor abi. Artı 18 olmasının bir bence esprisi yok. Artı 18 video diyor ama... ...bunu inceleyen adam artı 18'e ne kadar takıyor kafayı... ...ya da artı 18 sistemi bizde ne kadar çalışıyor onu bilmiyorum. Yani ben Porsche'nin geçmişte yaptığı videoları... ...konuştuğu şeyleri... ...nerelere dokunduğunu bilemem. Ama sadece bu video üzerinde konuşacaksak... ...orada artı 18 yazmasının... ...bu konudaki... ...ya bu çok şey bir şey. Mesela bir tane çocuk çıkar... Yakalanır amına koyayım tamam mı babasına yakalanır nereden özendin lan buna der çocuğun ağzından iki çıkan laf babasının onun hakkında suç duyurusu yapmasına vesile olabilir örnek veriyorum çok değişik bir e, ortamda ve piyasadayız sıkıntılı işler yani umarım atlatır geçmiş olsun e, Siz ne yapıyorsunuz Evet abi 4 yıl 2 ay hapsi ya ben kalkıp da hakimin verdiği kararı yapacak biri değilim yani beni bir yere kadar bağlar ama ben onun adına çok üzüldüm yani canım sıkıldı yani valla böyle 15 dakika benim de yaşadığım şeyler aklıma geldi size yansıtmadığım şeyler yani o adamın psikolojisini şu an düşünemiyorum yani bir tane belki de kıytırık eğlence için yaptığı bir şey yüzünden bu kadar zorluk yaşayacağını belki de içeri gidebilecek seviyeye gideceğini hiç tahmin etmek sizin onları sorgulayıp nasıl bir ruh halindedir bilmiyorum. Rastlı bekliyorum sabahtan beri. Chatte moderatör vardır tabii. Ulan kamışlı şeyi ağzıma diktim. Story attık mı boss? Atmadım. Kaydır gel atma. Atarız ya. Dur sakin bir şöyle yayına adapte oluyorum. Bir sohbet ediyorum. Bir dur sakin yaparız hepsini.